Merhaba Webtekno takipçileri. İzmir'de düzenlenen 3. ARGE etkinliğine katılıp orada stand açan katılımcılarla röportaj yapma fırsatı kaldık. 11 ve 12 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte proje sahipleriyle yatırımcılar buluştu. Toplamda 40.000 TL ödül dağıtılan etkinlikte dereceye giren ilk 3 patent bu ödülü aralarında paylaşacak. Ayrıca girişimciler için hazırlanan stand alanında 20 girişimci ücretsiz şekilde girişimlerini anlatması için ücretsiz olarak yer verildi. Gün boyu süren paralel etkinliklerde Google Glass, 3D yazıcı ve Oculus Rift'te etkinlik alanında teknoloji severlerle buluştu. Şimdi de girişimcilerle stand alanında yaptığımız röportajlara bir bakalım. Biz şimdi küçük çocuklar için bir oyuncak platformu tasarladık. Burada çocuklar oyuncaklarıyla oynuyorlar. Aynı zamanda da teknolojiden de uzak kalmıyorlar. Örneğin şimdiki çocuklar sürekli akıllı cihazlarla oynuyorlar ve el becerileri gelişmiyor ve yalnızca dokunmatik ekrandan ve klavyeden oynuyorlar. Ama biz burada çocukları gerçek oyuncaklarla oynatıp çocuklar bu tepton üzerinde gerçek oyuncaklarla oynarken akıllı cihazdan da geri bildirim alıyorlar. Elektronik bir platform tasarladık. Bunun üzerinde sonsuz tane uygulama geliştirilebiliyor. Çocuk yeni kit alıyor, yeni uygulama indirip yeni başka bir oyun oynayabiliyor bunun üzerinde. Ve ileride biz bunun bütün yazılım geliştiricileri API'lerini de açmayı düşünüyoruz. Böylece bütün yazılım geliştiriciler bu sonsuz geliştirilebilir platformdan yararlanıp kendi uygulamalarını çocuklara satabiliyor olacaklar. Örneğin burada çocuklar oyuncak ekranda gördüğünü burada yapıyorlar. Burada bir matris var bakarsanız. Çocuğun matematiksel becerilerini, görsel algısını ve el becerisini geliştiriyor. Örneğin burada 0 ve 1'i doğru yere koyması gerekiyor. Buraya baktığımız zaman 0'ı buraya koyduğumuz zaman algılıyor. Ve bunun konum algılaması da çok iyi. 1 santimetrenin altında konum algılıyoruz. Örneğin 1'i buraya koyması gerekiyor. Ancak farklı yerlere koyduğumuzda cihaz doğru yerde olmadığını algılıyor. Doğru yere koyduğumuz zaman çalışıyor. Aynı şekilde açı da algılıyoruz. Nesnenin bununla ilgili bir patentimiz mevcut. Konum ve açı algılama üzerine. Şu ana kadar 3 farklı uygulama geliştirdik. Bunlardan birisi eşleştirme uygulamasıydı. Bir sonraki uygulama renk uygulaması olacak. Burada çocuk renkleri öğreniyor. Burada test için bir tane Mario karakteri ekledik. Burada Mario'nun çocuk kıyafetlerini değiştiriyor. Örneğin burada bir pantolonu var. Çocuk pantolonu koyduğu zaman, yanında mavi koyduğu zaman Mario'nun pantolonu mavi oluyor. Yanına sarı koyduğumuz zaman mavi ile sarının karışımı yeşil olarak çıkıyor. Örneğin sarıyı yakın tutup maviyi uzaklaştırdığımız zaman sarı tonu artmış bir yeşil elde ediyoruz. Ya da sarıyı uzaklaştırıp maviyi yaklaştırdığımız zaman mavi tonu artmış bir yeşil elde ediyoruz. Böylece çocuklar 3 ana renkle bütün renklerin karışımını algılayabilmekteler. Burada da çocukların müziğe algılarını geliştirmeyi amaçladık. Örneğin burada farklı enstrümanlarımız var ve çocuk bu şekilde enstrümanlarla bir senfoni oluşturuyor. Örneğin bu tepton üzerine kemanı koyduğu zaman keman çalmaya başlıyor ve senfoninin sadece kemanını duyuyor. Ardından senfoniye bir klarnet daha ekliyor. Ve senkron bir şekilde klarnetçiler de çalmaya devam ediyor. Ardından kislofon ekliyoruz. Ve buraya da klarnet eklediğimizde bu şekilde çocukların müzik kulaklarını geliştirmiş oluyoruz. Ve bir de şöyle bir şey var, biz anaokuluna gittik, bu videoları, oyunları test ettik. Müzik yeteneği olan çocuklar bu oyuna daha çok ilgi gösteriyorlar. Örneğin satrancı ve matematiksel yeteneği yüksek olan çocuklar eşleştirme uygulamasını daha çok seviyorlar. Ya da renklere ve resim yapmaya yeteneği daha fazla olan çocuklar ise renk uygulamasını daha çok seviyorlar. Böyle çocuğun eğilimlerini de anlamış oluyoruz. Merhabalar, ben BIC Angel Investments ekibinden Nida Balkancı, iş analistliği olarak görev yapıyorum bu firmada. Bu etkinlikte BIC Angel Investment olarak bir melek yatırımcı ağıyız ve kendi ağımızdaki yatırımcılarımızla beraber gelen girişimci projelerini ekibimizle beraber değerlendiriyoruz. Yatırımcılarımızın deneyimlerinden faydalanarak eleme yöntemiyle bir ay içerisinde seçilen 4 projeyle görüşerekten yatırım aşamasına ilerlemeye çalışıyoruz. Burada bulunarak biz gelen girişimlerle tanışma,
ve bizim için uygun olabilecek, bizim odaklandığımız sektörlerde bulunan girişimcilerle beraber projelerini dinleme ve onlara yatırım imkanı sunabilmek için burada stand açmış bulunmaktayız. Çok güzel bir etkinlik, faydalı. Bizim için gayet güzel oldu. Bize bu imkan sunduğu için Ege Üniversitesi'ne ve Ebilitem Teknoloji Transfer Ofisi'ne de teşekkür ediyorum. Web adresim www.mobexis.com. Oradan ulaşabilirsiniz. Orada mail adresi var, şirketin telefonu var. Oradan ulaşabilirler. İsmim Caner Ulutürk. Bilgisayar yüksek mühendisiyim. Ege Üniversitesi'nde doktora yapıyorum aynı zamanda. Beni zaten web sitesi aracılığıyla ulaşabilirler bana. Menüre projesi dijital tablet menü olarak geçiyor. Restoranlarda kullandığımız klasik karton menülerin yerine artık tablet veriyoruz müşteriye, gelen müşteriye ve siparişini de buradan verebilmesini sağlıyoruz ürünlerimizin. Ve bu menü tamamen restoran sahibinin kendi istekleri doğrultusunda oluşturulabiliyor. İçeriğini kendisi düzenliyor. Resimler, fotoğraflar, videolar eşliğinde ürünler daha iyi tanıtılmış oluyor tüketiciye. Bu da hem tüketici açısından hem de işveren açısından bir avantaj sağlıyor. Yani bu ay içerisinde ürünümüz çıkıyor. Bu ürünle alakalı TEB'den de bir destek almış durumdayım, girişim bankacılığından. Bunun yanında Intel de çeşitli konularda bana destek oluyor. İnşallah bu ay içerisinde çıkıp çok daha fazla insana ulaşmış olacağız. Birkaç görüştüğümüz restoran var. Hani peşinat veren restoranlar da var. İnşallah distribütörlükler de arıyorum. Bununla alakalı yurt dışında da çeşitli çalışmalarımız var. Yani sadece Türkiye kapsamlı değil. Hani artık internet hayatımızda olduğu sürece yani sınırların dışarısında her zaman düşünmeliyiz bence. Çok daha fazla seçeneğimiz var çünkü orada. O yüzden sadece Türkiye değil, tüm dünya çapında düşünerek distribütörler arıyorum şu anda. Ürünümüzün ilk başta bu şekilde bir ana sayfası var. Buradan müşterinizin önüne bunu koyuyorsunuz. Buradan menüye ulaşabiliyorlar. Burada ürünler listeleniyor ve kategoriler var. Üst tarafta kategorilerimiz var. Burada mezeler, başlangıçlar gibi, salatalar gibi. O kategorilerin altında da çeşitli ürünler bulunuyor. Bu şekilde gezebiliyorsunuz sayfaları. Ürünün üzerine tıkladığınızda mesela patates kızartmasına tıklayalım. Burada ürünle alakalı fotoğraflar, birkaç tane fotoğraf ekleniyor ve bir slide gösterisi olarak burada dönüyor. Buradaki tüm resimler, videolar ve ürün ismi, ürün açıklaması tamamen yönetici paneli aracılığıyla restoran işletmecisi tarafından giriliyor. Burada işte kalori hesabı, hazırlanış süresi gibi veriler de eklenebiliyor. Biz müşteri olarak sipariş verdiğimizde seçenekler var. Buradan işte parmak veya elma dilim patates olarak seçimimizi yapabiliyoruz. Adet seçebiliyoruz, kaç tane adet seçeceğimizi. Ve bazı ürünlerde biliyorsunuz müşteri istekleri önemli oluyor. Buradan not girebiliyoruz, müşteri notları. Bu da tamamen iletiliyor. Buradan ekle dediğimizde sepete ekleniyor bu ürün. Bu sepetten tekrar ürünü görüp değişiklikler de yapabiliyoruz. Sipariş ver dediğimizde ise burada yönetim paneline iletiliyor ve siparişiniz hazırlanmaya başlıyor. Ayrıca buradan adisyon da var. Adisyondan şu anki ne kadar sipariş verdiğinizi, adisyon tutarını falan da takip edebiliyorsunuz müşteri olarak. Bunun yanında kalkacağımız zaman masadan buradan hesap da isteyebiliyoruz. Yani hiç garsonu arama derdi, neredeydi derdi falan yok. Nakit ve kredi kartı olarak seçeneğimizi de seçip hesap iste dediğimizde hesabı getirecek olan görevli bize ulaşıyor. Servis çağırma da var ayrıca. Garson çağıracağımız zaman işte atıyorum çatal düştü, çatal getir, acı sos getir gibisinden burada notları da iletebiliyoruz. Direkt gelmiş oluyor. Hem daha az iş gücüyle daha çok iş yapılmasını sağlıyor bir nevi. Bu şekilde bir hem dijital tablet menü hem de sipariş sistemi, yönetim sistemimiz var. Bunun arka tarafında 3 tane paketimiz var. Bir Light Professional Business olarak. Light versiyonunda sadece bu tablet menü var. Değiştirilebiliyor içerikler anlık olarak. Professional'da sipariş verme de var. Sipariş verme, sipariş iletimi, servis çağırma gibi, hesap isteme gibi. Business versiyonunda ise arka tarafta stok kontrolü ve satışların tutulduğu bir modülümüz de var. İhtiyaçlarına göre işletmeler bu modüller arasından seçimlerini yapıp bizle birlikte ürünlerine kavuşabilirler. Ben Caner Kurtulmamış, işte Hackerspace, İzmir Hackerspace kurucularından. Yazılımcıyım. Yazılımla ilgileniyorum. Elektronikçi arkadaşlarım, elektronikle de ilgilendiğim oluyor. Elektronikçi arkadaşlarla birlikte ortak problemimiz, atölye problemimiz vardı. Yani elektronik ve bu tür işlerle uğraşan insanların büyük bir kısmının yaşadığı problem atölye ortamını oluşturmakta sıkıntı yaşıyorlar. Hem ekonomik olarak tekrar tekrar sıkıntı yaşanıyor. Ve bu ortak bir problem. Bunun çözümü için böyle bir dünyada yaygın bir kavram olarak hackerspace kavramı ortaya çıktı. Bu hackerspace insanlar bir araya gelip atölye ortamını bir arada oluşturuyorlar. Burada işte herkes kendi projesini geliştiriyor, etkinlikler düzenliyor veya
yazılım geliştiriyor. Benzeri ve sosyal bir ortam aynı zamanda. Yani insanlar kafeye gideceğini, kafeye de gidebilir, bunda sıkıntı yok da, kafeye gideceğini ama 5 kere kafeye gideceğini bir kere oraya geliyor. Hem teknolojik sohbet, yani benzer sohbetlerini yapabiliyor ve etkinlikler de düzenleyebiliyor. Böyle bir Hackers, İzmir Hackerspace bu. Aslında yani bu bizim tercihimiz değil, dünyada böyle geçiyor da bunun nedeni şu, hacker kavramı aslında biraz şeye, topluma yanlış yerleşmiş bir kavram. Örnekte marka içerecek ama yapacak bir şey yok. Şöyle, peçete Türkiye'de Selpak diye yerleşmiş. Tabii evet, Selpak bir peçete ama Selpak sadece peçete, yani peçete dediğinizde sadece Selpak anlamına gelmiyor. Hacker kavramı da evet, bilgisayar korsanları hacker'dır ama hacker sadece bu kapsamdan ibaret değil. Hacker bir nesneyi doğası dışında bir şeye kullanmak. Örnek veriyorum. Ben şu örneği vermeyi daha çok tercih ediyorum. Çocukken çocukların çoğunda şöyle bir hastalık vardır. Güzel bir hastalıktır bu. Bu televizyon nasıl çalışıyor diye birçok çocuk bozmuştur. Aileler de bundan şeydir ama güzel bir dürtüdür o. Bozar, bir araya getiremez. Hacker bir araya getiremez. Ne ama doğasının dışında televizyonu bozuyor, açıyor, kırıyor, şey yapıyor. Ama doğasının dışında bu sefer televizyon değil de video gösteren, hale getiren kişi hacker'dır. Kurcalayan insan diyelim biz buna. Yani kötüleri de var. Yani insan dediğimizde kötü olabilir, kötüyü de içeriyor, iyi de içeriyor. Hacker'ın da kötü olanı da var, iyi olanı da var. Bizler de iyi tarafta olduğumuzu düşünüyoruz. Destek olunmasını bekliyoruz. Bu çünkü bir ticari bir oluşum değil. Bir dernekleşme sürecimiz de var. Henüz o daha tamamlanmadı. Atölyeyi kurduk ve şu an henüz az kişiyiz. Çekirdek kadromuz var ve bu maddi olarak bir külfet oluşturuyor. Ama insanlar çoğalırsa ortaklaşma daha fazla olacağı için bu külfet azalır ve ayakta kalma bu girişimin, İzmir Hackerspace girişiminin ayakta kalma olasılığı artar. İnsanlar daha rahat proje geliştirmesine olanak sağlarlar. Yılbaşından sonra açılmayı tam faaliyete geçmeyi planlıyoruz. Destek olun, bekliyoruz. Sonuç itibariyle şunu da söyleyeyim. Buranın şöyle de bir şey var. Bir fikriniz vardır, yapamıyorsunuzdur. Yani insanların aklına gelir, telefonla uygulamaları hakkında bile olabiliyor. Bir fikriniz vardır, uygulayamıyorsunuzdur. Bizim yani Hackerspace'e gelip bu fikri anlatırsanız ben bunu uygulayabilecek insanlarla da muhatap olabilirsiniz. Bu sadece telefon uygulamasından örnek verdim ama bu sadece telefon uygulamasından ibaret değil. Yani elektronik olur, her alanda faaliyet gösterdiğimiz her alanda fikirlerini uygulama şansını veya bu konularda yardım alabilirler. Danışmanlık, sosyal ortamda danışmanlık tarzı diyelim. Yani ücretsiz destek bekliyoruz ama tabii ki destek bekliyoruz. Bir kere şey olarak, yani doğrudan Hackerspace'in kendisine, yani atölyemize gelmesi için evet İzmir'de olmaları gerekiyor. Çünkü Bornova Büyük Park'ta atölyemiz. Şu an hala çalışmalarımız devam ediyor. Bir de internetten de Facebook'ta İzmir Hackerspace, İzmir HS.org ve şeyde Twitter'da İzmir HS üzerinden ulaşabilirler veya artık insanlar Google kullanmayı biliyor. Google'a İzmir Hackerspace diye arattığınızda direkt biz çıkacağız zaten. Oradan bizimle iletişime geçebilirler veya e-mail yoluyla, e-mail grubumuz var. Oradan da bizimle iletişime geçebilirler, destek olabilirler, yardımcı olabilirler. Biz de yardımcı olabiliriz. Merhaba, ben İskele 47 adını buradayım. İskele 47 İstanbul Kadıköy'de oluşmuş bir çatı oluşum. Onun altında Monorap Yaratıcı Teknolojiler adlı şirket adını buradayım. Biz işte şirket içerisinde interaktif yazılım ve tasarımlar yapıyoruz. Etkinlik ve markalar için. Burada da Oculus Rift, yani çalıştığımız alanlardan birisi de Oculus Rift üzerine yazılımlar. Buraya da Oculus Rift'i tanıtmaya, yani orada geliştirdiğimiz yazılımı göstermeye geldim. Buradaki bulunma amacım da işte buradaki ARG etkinliğinde diğer burada bulunan şirketlerle, işte üniversite üyeleriyle tanışmak, insanlarla hani bu şeyi göstermek ve tanıtım yapmak. Teknolojiyi de anlatayım ben size isterseniz, Oculus Rift'in ne olduğuna dair.
Bu bir sanal gerçeklik gözlüğü. Küçük bir şey proje olarak başladı bu. Girişim projesi olarak başladı Kickstarter'da. Daha sonra Nisan ayında Facebook tarafından satın alındı bu gözlük. Bunun ön tarafında bir ekran var. Ve jiroskop ve akselerometre sensörleri var içerisinde. Bu ekranda işte döndürdüğünüzde kafanızı, bu ekrandaki görüntü ona göre dönebiliyor. Böylece siz kendinizi tamamen farklı bir sanal bir dünyada görebiliyorsunuz. Oraya ışınlanmış gibi. Oradaki işte 360 derece etrafınız çevrili bir ortamda kendinizi şey yapabiliyorsunuz, deneyimleyebiliyorsunuz bu ortamı. Bu şekilde yani hani markalarla şey duygusal bağ kurabilen, kullanıcıyla duygusal bağ kurabilen, onun içerisine alabilen uygulamalar geliştirmek mümkün. Bu aslında hani şey bilgisayar oyunları falan oynamak için en başta geliştirilen bir teknoloji ama normalde bir ekran teknolojisi. O yüzden her tür uygulamada kullanmak mümkün bunu. Hani atıyorum bir sinema deneyimi, video izleme deneyimi gibi de olabilir. Ya da sanal bir mağazadaki işte ürünleri böyle oraya gitmeden deneyimleme, onları üç boyutlu olarak görmek gibi olabilir. İşte atıyorum arabalar için test sürüşü uygulamalarında olabilir. Ya da bir mimari ortamın hani gösterilmesi, işte bir dekorasyon ürünlerinin hani görselleştirilmesi gibi uygulamalarda kullanılabilir. Biz üçdörtgen olarak Türkiye'nin ilk ve tek üç boyutlu yazıcı mağazasıyız. İstanbul Çamlıca'da bir seneyi aşkın süredir hizmet veriyoruz. Üç boyutlu yazıcı satışı, baskı hizmeti, tarama hizmeti veriyoruz. Yanında böyle bir kafe ortamımız da var. İnsanların rahat edebileceği, birlikte tasarım çalışabileceğimiz bir ortam sunuyoruz. Eğitimler veriyoruz. Ücretli, ücretsiz. Bu insanları bu teknolojiyle tanıştırıyoruz. Baskı konusunda destek veriyoruz. Burada da en iyi markamız olan Ultimaker 2'yi sergiliyoruz. Bunlar da Ultimaker'la yapılan ürünler. Katman katman üretim teknolojisiyle üç boyutlu tasarımlarınızı nesneye çeviren bir cihaz. Merhaba, ben Rahmi Şafak Arıcı. Emoto Elektronik'in kurucu ortağıyım. Aynı zamanda genel müdür olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Lisans son sınıf tezimizi ürüne dönüştürdük. Sanayi Bakanlığı Teknogeçim Sermayesi desteğiyle kurduğumuz şirketin çalışmalarına devam etmekteyiz. Ürünümüzü şöyle anlatabilirim. Ürünümüz bu gördüğünüz medikal cihazın adı ortodontik başlık. Ortodontik başlık kullanım süresi takip sistemi. Gördüğünüz cihazı iskeletsel çene bozukluğu olan hastalar kullanıyor. Tedavi süresi yaklaşık 1 sene. Günde 12 ila 16 saat kullanmak zorunda hastalar ve bunu kemik gelişimini tamamlamadan kullanmak zorundalar. 5-16 yaş arası hastalar. Onun için bu aparatın kullanım süresini net olarak bilmek doktor açısından ve hastalığın süreci açısından önemli. Şöyle ki biz bu aparatın kullanımını takip edebilmek için şöyle bir devre geliştirdik. İşte bunun içinde mikro işlemci ve gerekli sensörler var. Bunun sensörleri daha sonra bu gördüğünüz kartı şu aparatın çene kısmının içine gömüyoruz. Kullanmaya başladığı zaman tutuyor. Tutulan zaman Bluetooth'la telefona geliyor. Evet, telefonda bizim mobil uygulamamız var. Mobil uygulamayı da kendimiz yazdık. Mobil uygulamada hasta doktorun önerdiği zaman süresiyle kendi zaman süresini kıyaslayabiliyor. Ve de daha üzerine geliştirip ekleyeceğimiz şeyler var. Daha prototip aşaması devam ediyor. Buradan doktorla kısa süre yani mesajlaşma sekmesinde direkt kendi doktoruna yazıp gitmesine gerek kalmadan yani sorularına cevap bulabiliyor. Telefonun internete bağlanmasıyla da veriler server'a gidiyor. Server'dan da web arayüzünde doktor görebiliyor. Doktorun da şöyle bir platformu var. Burada yine kendi verdiği, önerdiği zamanı, hastanın kullandığı zaman, hastadan veri geldiği sürece sürekli güncelleniyor bu veriler. Daha sonra hastalık ile ilgili bir açıklama yazmışsa burada, daha sonra hastadan gelen sorular, kendi cevapları falan buradan görebiliyor ve yönetebiliyor. Bu platformda kendisi dilediği gibi hasta ekleyebiliyor, hastayı kontrol edebiliyor, gerektiği yerde uyarı yapabiliyor.
Bu takip sistemiyle bizim amacımız hani uzun süren hastalıkları daha kısa sürede tedavi etmeyi, hani süreci birazcık da olsa kısaltıp tedaviyi iyileştirmede biraz yardımcı olmak. Aynı zamanda hasta doktor koordinasyonunu kolaylaştırarak süreci de sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak.